Selamlar. 15 Şubat 2022'de Visual Studio 2022'nin 17.1 versiyonu yayınlandı. Ben de burada Community Edition içerisinde aslında bazı yeni gelen özellikleri burada göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar indekslenmiş dosyaları ile daha hızlı arama seçeneği geldi. Arka tarafta Service Hub Indexing Services.exe adında bir exe çalıştırıyor bu kısım. Şurada hemen Task Manager'da bir göstereyim bunu. Burada Details'a geldiğinizde Alfabetik olarak sıralattığınızda biraz aşağı inene inerseniz şurada gördüğünüz gibi e, ServiceApp.IndexingService.exe adında bir aslında arka tarafta e, task çalıştırıyor Visual Studio bu kısmında bunu arkadaşlar açmak ya da kapatmak tabi sizin elinizde hemen burada Tools option içerisinden e, Environment içerisinde e, neredeydi Preview Features evet buradaydı gördüğünüz gibi burada Enable Uh, indexing or faster find experience şeklinde bir kısım var. Bu kısmı tik ederseniz arkadaşlar bir sonraki bir çalıştırdığınızda arka tarafta o bahsettiğim serviceop indexing service.exe çalışmaya başlıyor ve bu Visual Studio içerisinde arama özelliğini çok daha hızlandırıyor bunun için arkadaşlar şurada böyle bir görsel Koymuşlar ilgili posta Sol tarafta 17.0 sağ tarafta 17.1 olacak şekilde Yaklaşık 50 dosyanın olduğu ve 1560 projenin olduğu bir Solution'da bu arama yapılmış gördüğünüz gibi sağ taraftaki 17.1 e, özelliği gerçekten çok daha hızlı bu e, arka taraftaki indeksleme sayesinde e, Search'u çok daha hızlandırmışlar gördüğüm kadarıyla. İkinci kısma bakarsak arkadaşlar, kod dosyalarınızı otomatik olarak senkronize etme. Yani bir herhangi bir crash olduğunda veya Kaybolduğunda içerisinde e, Kullanılan e, Dosyaların e, Otomatik olarak e, kaydedilmesine dair bir e, Özellik koymuşlar. Bunlar da tools options içerisinde yine e, Environment altında, Documents altında Şurada bir özellik olarak eklenmişler fakat gördüğüm kadarıyla Community edition'da yok bu özellik. Belki de sadece Professional ve Enterprise müşteriler için açılmış olabilir. Gördüğüm kadarıyla henüz Community edition'a gelmemiş bu özellik. Başka bir özellik arkadaşlar Compare branches yani branch'lar arasında compare etme özelliği. Bu da şurada gösterebilirim. Burada gördüğünüz gibi burada bug fix ve main branch'ler arasında aynı dosya içerisinde şöyle güzel bir şekilde compare edebilme özelliği gelmiş. Şu anda benim bu kullandığım bilgisayarda git kurulu olmadığı için tabii bunu size projenin içerisinden gösteremiyorum. Ama zaten burada kolaylık bir şekilde direkt olarak anlayabilirsiniz bunu. Peki C# -Sharp 11 ile gelen aslında raw string literal'ler yani bir String literali şimdiye kadar C 11'e kadar iki çeşit string literal vardı bildiğiniz gibi bir regular string literal bir de verbatim string literal adı verilen yapı vardı C Sharp 11 ile aslında proposal konumunda şu anda şurada görebileceğiniz main proposals altında raw string literal adında yeni bir yapı var bunu da 17.1 içerisinde eğer kullanırsanız Örneğin burada gösterdiğiniz şu şekilde kullanabileceğiniz bir stringi burada tabi benim için henüz C -Sharp 11 özelliği olmadığı için burada altında herhangi bir o özellik gelmiyor. Bunu aslında burada şu şekilde gördüğünüz gibi içerisinde 3 tane çift tırnaktan arasında olacak şekilde ve bir şekilde alt alı çünkü slash red slash newline karakter olduğu için ise içerisinde bu şekilde yazabileceğiniz yeni bir string literal geliyor C -sharp 11 ile. Daha doğrusu sadece bu şu anda proposal aşamasında hani gelip gelmeyeceği belli değil bildiğim kadarıyla. Bunu da arkadaşlar otomatik olarak şu şekilde çevirme yani burada gördüğünüz şekilde çevirme bir özelliği gelmiş 17.1 içerisinde Visual Studio 2022'nin. Daha sonra arkadaşlar raw string literallere tabii şey olarak örnek olarak buradaki gibi örneğin bir XML örneği de gösterebilirsiniz. Bizim burada bir içerisinde aslında direkt buraya yazdığımızda debugger'da şu şekilde bir XML olduğu görülecek. Bu raw string literaller string interpolation özelliğini de destekliyor. Burada gördüğü gibi başka bir yerde value long talent olan bir Değeri get gelmişiz burada raw string literal içerisinde string interpolation kullanarak aslında gösterebilmişiz. Dediğim gibi burada aslında bu Visual Studio 2022 17.1 özelliğiyle direkt burada kullandığımız literaller arasında da çevrim yapabiliyor olacağız. Line staging adında bir özellik gelmiş arkadaşlar. Bu line staging yine şeydeki kısımdan göstereyim. Burada zaten orijinal şeyi var. Burada orijinal Post edilmiş hali var line stage kısmı neredeydi edersem Burada mıydı Lines Hemen bir bakayım burada bulamadım ama line stage kısmı içerisinde burada da arkadaşlar line stage aslında bir kısmınızı yani bir dosya içerisinde git özelliği içerisinde birli bir sayfa içerisinde sadece birli bir aslında satırları stage yani stage aşamasına getirebileceğiniz bir değişiklik olduğundan bahsediliyor buradaki. Kısımda. Bu zaten hala devam edici, ev ediyormuş geliştirmesi ee, Dediğim gibi e, Belirli bir e, satırları sadece stage edebilme özelliğine Gelecek gördüğüm kadarıyla C# sharp ile arkadaşlar e, Tuple Swap mekanizması girmişti yani Benim olarak klasik olarak e, Kullandığım bir Swapping e, Çalışması nasıl oldu biz bir temporary yani geçici bir değişken oluşturup iki değerin Swap edilmesi yani yer değiştirmesi işlemini bu temp değişkenle sağlayabiliyorduk değil mi? C# 7 ile hayatımızda aslında tuple swap özelliğe girmişti. Yani biz iki tane değeri direkt tuple swap şeklinde buradaki kısmı gibi çevirebiliyoruz. Bunun için arkadaşlar Visual Studio 2022 17.1 ile e, otomatik olarak e, bu yapıyı e, şu yapıya çeviren bir e, quick refactoring e özellik geldi. E, ben burada direkt e, Ctrl e, nokta ile e, bastığımda veya bu satırın e, direkt olarak e, buradaki kısmına baktığımızda gördüğünüz gibi burada use tuple to swap values şeklinde bir özellik geldi. fakat benim şu andaki bulunduğum e, bir da bu e, crash oluyor bir şekilde. E, buradaki e, stack trace'e baktığımızda bu code analysis iç analyzer içerisinde bir e, exception'a neden oluyor. Belki ben e, bilgisayarımda hatalı kurulmuştur bir update veya e, güncellenmemiştir doğru şekilde diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi 17.1 ile aslında ben direkt olarak bu şekildeki yapıyı bir tuple swap mekanizmasına çevirebiliyor olacağım. Başka bir özellik arkadaşlar display diagnostic inline şeklinde bir özellik gelmiş. Daha önce nasıldı bizim önce kullanmadığımız bir değişken tanımlıyor. Burada ben second eşittir bir şeklinde bir ee, değişken tanımladığımda üzerine geldiğimde bana bir pop-up'ta işte the variable second is assigned but its value is never used şeklinde bir aslında warning veriyor değil mi? Zaten altında yeşil, çizginin adımı e, anlamı bu. Artık 17.1 ile Studio 2022'nin 17.1 özelliğiyle burada bir text editöre geldiğimde C -sharp içerisine geldiğimde Advanced'daydı sanırım. E, aynen. Burada Display and Diagnostic Inline. Bu sadece şu anda Experimental olarak konulmuş tabi Ben bu seçeneği seçtiğimde artık e, bu warning üzerine bir geldiğimde pop-up gözükücektir test senadan. Benim artık burada yazdığım anda gördüğünüz gibi burada bir warning olarak gösteriyor burada Visual Studio içerisinde. Ben gerçekten beğendim bu özelliği şey kısmını. Yani ben hep üzerine geldiğimde değil de direkt olarak burada şekilde çıkmasını beğendim. Dediğim gibi şu anda experimental olarak gözüküyor bu özellik. Yani olup olmayacağı belli değil. Şu anda deniyoruz şeklinde diye tam Visual Studio 2022 içerisinde ama bence ben benim gayet beğendiğim bir özellik olmuş bu. Ve son olarak arkadaşlar burada bahsetmek istediğim şunu tekrar aslında açık kalabilir şu anda. C -Sharp 10 ile extended property patterns adında bir yapı girmişti hatırlarsanız hayatımıza. Bizim bu şekilde inline olarak birçok süslü parantez kullanarak aslında yapacağımız property patternlarını daha basitçe aslında yapabileceğimiz bir özellik vardı. Proper extended property pattern'larla. Ben de bunun için arkadaşlar 17.1 ile bu özellik quick tipe eklenmiş. Burada quick tipe geldiğimde gördüğünüz gibi burada uh, simplify property pattern şeklinde bir şey oluşuyor ve benim yukarıda normal şekilde yazdığım bir property Pattern'ı yani içerisinde birden fazla aslında uh, şey olan, süslü parantez olan ve okunurluğu biraz daha azaltan yapıyı aşağıda gördüğüm gibi noktalı yapıya direkt olarak çevirebiliyorum. Hadi bunu hemen çevirelim burada. Simplify dediğimde gördüğünüz gibi benim içerisindeki gereksiz olan tabi burada ha, hepsini galiba yapmam gerekiyor. Şöyle bir şey daha yapayım. Harika. Hepsini var olan hepsini içerisinde aslında uh, simplify etmiş oldu. Dediğim arkadaşlar benim uh, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. 17, studio 2022 17.1 uh, sürümüyle bu özellikler gelmiş Tabi bunun yanında birçok özellik var ee, sadece hani e, Bu özellikler bahsetmeyen farklı e, kısımlarda da bir özellik var ilgili bu e, linkleri de e, Hatta bu release notlarına da bakabilirsiniz burada çok daha ayrıntısı var her türlü gelen Yeniliğin e, Bu iki e, doküman linkini de e, videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz